İsyancılarla terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD anlaştı. Artık ortak düşmanları Esad yönetimi. Haber Suriye'nin kuzeyinden geldi. Sınırdaki Resulayn kentinde birbirleriyle çatışan Özgür Suriye Ordusu ve PYD arasında anlaşma sağlandı. PYD ile anlaştıklarını söyleyen muhalifler, bundan sonraki süreçte çatışmaların son bulduğunu ve olaylar sırasında Türkiye'ye giden Kürt ve Arap kökenli Suriyelilerin Resulayn'a dönmelerini istedi. PKK ile anlaşan Özgür Suriye Ordusu'nun askeri yetkililerinden biri olan Ebu İzzet, ağzını ve yüzünü kapatarak basın açıklaması yaptı. Suriye Özgürlük Ordusu PKK ile oturup anlaştılar, kararlaştırdılar. Pazartesi günü akşama kadar hiçbir silah sıkılmayacak, kavga edilmeyecek, barış sağlanacak. İsyancı Ebu İzzet, AKP hükümetine de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Biz Türkiye hükümetine çok teşekkür ederiz. Şam-ı Türkiye. Türk ordusu. Li qaddamna al-gıza ve'd-diva. Bize gereken yardımı yapıyorlar, bizim tedavimizi ödüyorlar, bize sahip çıkıyorlar. Ebu İzzet, Başbakan Erdoğan'dan da bir talepte bulundu. Lazım yinfetah lan devlet lahana rasulullah. Rasulullah'ında biz bir kapı istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'dan bir ricamız bir. İnqata'at al-mawad al-tamwiniyye, munqata' al-kahraba, al-ma, la şey. Rasulullah'ında yiyecek, içecek, gıda, elektrik, hiçbir şeyimiz yok. Nitlub min sahibin nakhwa. Medet bekleyenler medet bekliyoruz. Yüce Mevla'dan. Bi fetah bawabat ras al-ayn sari'an. Bir an önce Rasulullah'ın kapısının açılması. Özgür Suriye Ordusu ile anlaşan PKK uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi bir Kürt özerk bölgesi oluşturmak istiyor. Bu gelişmeyi Kürt Bahar Hazırlığı başlığıyla veren Amerikan Washington Post gazetesi, Esad'a karşı birleşen PKK ve PYD'nin önümüzdeki zamanlarda gözünü Türkiye'ye de çevirmesi muhtemel senaryolardan bir tanesi diye yazdı. Ankara, Özgür Suriye Ordusu adlı örgüte isyanın başından bu yana destek veriyor. Türkiye'de kurulan bu örgütün komut akademisi kısa bir süre öncesine kadar Hatay'da kalıyordu. Yerli ve yabancı basına çıkan haberlere göre Ankara bu örgüte başta silah ve para olmak üzere birçok alanda yardım ediyor.